Sıkılıyorum, bunalıyorum, isyan ediyorum. İsyan. Şu saçların haline bak. İsyan etme, ben geldim. Başka bir sıfatı mı bekliyordun? Çok iyi geldin abi. Ne, nedir? Problemimiz nedir ya? Onu söyle. Nedir bu? Abi, benim eşektim. Keratini geciktirdim. Evet. Keratini geciktirdim. Sonuç bu gerçekten. Her zaman keratin yaptıran bir adamsın. Yani bu ne durumdur? Bu ne vaziyettir ya? Yani... Sanki para alıyorum. Alıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz keratin botokstan sonrasında kullanılan saçlar nasıl güzel kıvama geliyor? Neden keratin botoks yaptırmalısınız? Neden saçlarınız dökülüyor? Keratin botoks yaptırmadığınız için saçlarınız dökülüyor. Bir buraya bir oraya, bir buraya bir oraya. Montajcının işi zor değil mi? Normal. Buraya bakıyorum, buraya odaklıyorum, buraya bakıyorum, buraya. Bak. Parasını veriyorum çünkü, yapacağım. Normalde saçı dökülen bir insan da değilim. Ama baktım artık yıkadıktan sonra, fön çekerken, tararken, yıkarken bile avuç avuç saç gelmeye başladı artık. Biraz fazla geciktirdik. Benim saçım da çok zor bir saç. Evet. Dalgalı bir saç. Keratine de alışınca inanılmaz zor geldi. Çok da yoğun çalışıyor Furkan abi de, ben de. Bir boşluğu bulduğumuz anda abi artık yapalım. Dedik ki keratini yapıştıralım. Ben de artık parayı biriktirince. Arkadaşlar bugünkü yapacağımız keratinde şöyle bir olay yapacağız. Normalde keratini yapıp işlemi tamamen bitiriyorduk. Sonraki halini görmüyordunuz. Biz bu keratini 3 gün boyunca devam ettiririz. Yani fön aşamalarını vesaire saç yıkandıktan sonrasında göstereceğiz. Bu yüzden 2 gün çekim yapmış olacağız. Anladın mı? Bir yıkadıktan sonrasında tekrar geleceksin. Çünkü insanlar bazen inanmıyorlar. Söylüyorlar ki işte saçı yıkayınca tekrar eski kıvırcık haline geliyor diye. Biz de bunu ispatlamak için dedik ki yıkadıktan sonrasında dümdüz kalacak ve bakımlı bir saç olmuş olacak. Bu arada arkadaşlar öncesinde saçı yıkamamız gerekiyordu. Biz saçı yıkadık. Şimdi yani şöyle bir başlama yapayım. Şimdi diyecekler ki bu saç bu haline nasıl geldi? Şimdi bende öyle bir saç genetiği var ki saçı yıkadıktan sonra mesela havluyla duruladım, bıraktım ve saç böyle oluyor. Evet. Hani saç harbiden isyan ediyor. Yani o kadar zaman çok zor bir saç. Ki. Şimdi bu keratini yaptıktan sonrasında inanılmaz bir değişim göreceksiniz arkadaşlar. Keratini yavaş yavaş sürmeye başlıyorum ama sürmeden öncesinde saçı bir ufak nemlendiriyorum. Keratin yaptırdıktan sonrasında ama bayağı rahat oluyorsun değil mi? Ya bir kere sabah kalkıyorsun. Hı-hı. Ya şu yani keratini bilmiyorum. Tabii %80'i aslında bir saça bakım. Mesela olsa kopan saçın kurtulması, saça kolay şekil verme. Ama ben açıkça söyleyeyim, benim çok umurumda değildir öyle ya saç sağlığı falan. Ben keratini, abi sabah kalkıyorum, fön çekmeme gerek yok. Değil mi? Abi saçı böyle iki tarıyorum. İtiyor. Şimdi çıkıyorsun. Yani bu rahatlık için yapıyorum ben keratini. Çünkü biraz üşengeç bir adamım. Kesinlikle bu tarz yani... saçlarda keratin yapılması gerekiyor zaten. Bir de şey fiyatıyla ilgili bir yorum geliyormuş abi keratine ama şunu unutuyorlar. Bu aslında 6 aylık yani minimum 6 aylık bir işlem. Yani 6 aylık bir periyot. Şimdi fiyat yüksek, evet ben de para biriktirerek geldim. Ama şöyle düşünün arkadaşlar, yani 6 aya böldüğünüzde bir saç tıraşı maliyeti kadar bile çıkmıyor size baktığınızda. Aylık maliyet olarak hani saç tıraşı maliyetiniz bile çıkmıyor. Hani böyle bunalıp saç kestirenler var ya, saç uzatamayanlar. Aynen onu söyleyecektim ben de. Yani o saçı uzatamıyorsan, o bunalıyorsan işte o senin saçının zorluğundan, o taranamamasından, o bakımsızlığından, o çirkin görüntüden kurtulmak için şiddetle öneriyorum. Keratin yaptıranlardan kar payı falan almıyorum. Ama gerçekten saç uzatmak isteyenler kesinlikle ve kesinlikle keratin botoks yaptırdıktan sonrasını daha rahat uzatır. Sen de saçını uzattın. Ben de uzattım. Zaten uzatma sürecinde böyle bir çok kötü bir yer vardır, onu bilirler. Böyle hani ulan uzatmasam mı, vazgeçsem mi, böyle yanlar bir kötü çıkar. İşte tam böyle uzanmaz, toplanmaz saç, hiçbir şey yapamazsın, fön çekemezsin. İşte oradaki yapacağın hamle abi, bu keratinle saçı dümdüz yapacaksın. Attığın yerde saç duracak abi. 10 numara kullanışlı oluyor yani. Bakım olayı 6 ay kadar sürüyor arkadaşlar. Saçı bakım süreci 6 ay. Ama düzleştirme saçın boyuna göre değişiyor. Mesela bu boy uzun saçlarda düzleştirme uzun süre gider. 4 ay, 5 ay gider. Ama saç boyu şu kadar diyelim. Keratini yaptığımız zaman alttan gelen saç bu kadar olacak bir ay sonrasında. Bir ay, iki ay sonra bu kadar. Bu sefer saçta eşdeğer olduğu için çok fazla düzleşme olmuş olmuyor. 3 ay boyunca düz. Yani işte alttan gelen saç yine dalgalı bir saç olduğu için ne kadar uzama süreci arttıkça kısa saçta keratin etkisini o kadar kaybediyor. Yani aslında o keratin sürülen hala düz. Evet. O ömür boyu düz. O bir daha zaten dalgalanmıyor. Ama işte alttan gelen o saçı etkiliyor. O yüzden üstteki saç ne kadar uzunsa keratinin ömrü o kadar daha uzun oluyor arkadaşlar. Ama uzatma aşamasında kesinlikle ben 3 ayda bir tavsiye ediyorum. Tabi bunların destekleyici ürünlerini de kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet ben de... Kullanmasanız da olur ama şeyden, neden kullanmayasın? Sütten değil de süt yine kokusu falan çok güzel de yağın gerçekten %100 etkisini yağın görüyorum. %100 etkisi var kesinlikle. Ya süt de
böyle sürünce falan keyifli, güzel bir kokusu var. Ama yağ hakikaten, yani ben burada açık olmak gerekirse süte pek şey diyemiyorum ama yağın gerçekten gözle görülür etkisi var yani. Keratin şampuanı kullanmanız gerekiyor sonrasında. Evet, onun da kokusu çok güzel bu arada. Gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi keratini sürdük. Geriye kaldı streçleme aşaması. Bu arada keratini evde yapabilir miyiz diyorsunuz? Evde yaparsanız bu yaptığınız kadar olmaz arkadaşlar. Çünkü biz burada saçın en ince ayrıntılarına kadar giriyoruz. Yani biz anlatıyoruz ki sadece yapılan işlemi görün diye. Profesyonel ellerde yapın. Hem biz yapıyoruz. Siz niye yapıyorsunuz? Bir daha niye uğraşıyorsunuz? Evet, bekleme aşamasındayız. Bekleyelim ve sonrasında saçı tonlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, geldik. Saç yeterince bekledi. O yüzleşmiş zaten, bir şey yapmaya gerek yok. Kesinlikle. Biz yine de çok şey yapmayalım da. İlk önce saçı kurutuyoruz. Evet arkadaşlar, saçı yeterince düzledik. Şimdi pres işlemi yapacağız. Pres işleminden sonrasında saçın formuna göre bir kat daha keratin yapmak gerekebilir. Tabii presten sonrasında saçlar biraz daha pırasa gibi durduğu için ben bir kat daha yapmayı tercih ediyorum. O yüzden ilk önce presi yapalım, sonrasında ikinci katı atalım. Evet arkadaşlar, pres makinesini 240 dereceye alıyoruz. 230 volt, 220 volt, 280 volt. Ne kadar sıcaklık o kadar iyi. Tabii bunu çok yüksek derecede yaparsak da saçta çok fazla uzun süre tutmamamız gerekiyor. Saçı yakabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğim bir düzlük. İyi oldu be. Çok daha iyi olacak. Keratinin çıtırdığı işini duyabiliyorum. Arkadaşlar, saça olabildiğince dibe kadar inip elimizden geldiğince düzlüyoruz. Tabii bu 2 gün süreç bayağı böyle pırasa gibi dolaşıyorsunuz, zorlanıyorsunuz ama 2 gün sonrasında bambaşka bir saça kavuşuyorsunuz. Saçınız böyle pırasa gibi olmuyor. Doğal bir düzlükte oluyor. Uzun saçlar için aslında çok sıkıntı olmuyor. Çünkü o dikliği saçın uzunluğuyla sağa sola ayırıp attığında, ama tabii biraz daha saçlar kısaysa hakikaten pırasa gibi oluyor ya. Yani o eski zamanlardakileri hatırlıyorum yaptırdıklarımı. Gerçekten. Uzadıktan sonra direkt geriye yattığı için saç daha rahat oluyor. Evet, saçlar ufaktan pırasa kıvamına geldi. Evet, saçlar pırasa kıvamına geldi. Şimdi ne oldu, nefesim darlandı. Keratini yaparken bayağı zorluk çekiyorum. Arkadaşlar. Daha kötüsü var mıdır acaba? Benim ilk geldiğim halden. Ya var aslında ama ya çoğunu düzelttik. Bir de benim en çekemediğim şey şuydu. Mesela duş alıp saçımı sadece kurutup uyumak. Duş alıyorum. Abi sabah bir kalkıyorsun, saçlar iptal. Spor salonundasın, tamam mı? Herkes şey falan diyor bana. Ne oldu sana oğlum falan. Nasıl dağılmışsın? Yani duş almadan, o fönü çekmeden o saç bir daha asla kendine gelmiyor. Aynen öyle. Bunlar çok can sıkıcı şeyler yani. Bir de arkadaşlar, benim keratine kattığım özel bir madde var. Bunu hiçbir zaman söylemiyorum. Yani keratin yapıyoruz. Okey. Var olan bir keratinin içine ekstra benim formülüm olan bir madde var. Bu yüzden diğer keratinlerde bu performansı alamıyor olabilirsiniz. Evet, şimdi saçı sarmadan bekliyoruz bu şekilde. Valla şimdiden memoli gibi olduk abi. Evet, şimdiden dümdüz oldu. Arkadaşlar, beklemedeyiz. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekleyeceğiz. Yarım saat sonrasında saçı sadece fönleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bekliyoruz ve sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet, bekleme süremiz sona erdi. Şimdi fön çekiyoruz. Sona geldik artık. Sona geldik. Bir heyecanlılık, bir artık rahatlık çöktü mü sana? Evet. Evet, bugünkü fönümüz bu kadar. Yarın fönü tekrarlayacağız. Düz. Şu an gayet düz duruyor. Ve rahat duruyor. Tabii yatacaksın, kalkacaksın, bana geleceksin, tekrardan fön çekeceğiz. Hem de yarın nasıl olduğunu görmüş olur. Ne kadar dağılmış olacak. Evet, bu süreci de zaten tekrar video kaydını alacağız. Güzel bir keratin oldu. Yarına geçiyoruz. O zaman yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci gün fönüne geldik. İlk gün fönünü çektik arkadaşlar. Çok fazla müsait olamadığımız için bunu yayınlayamadık. Çekemedik yani. Fönü çektik ama video çekimini yapamadık. Bundan dolayı bugün sadece fönü çekeceğiz ve yıkamaya geçeceğiz. Evet, şimdi saçı yıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yıkandıktan sonrasında nasıl hale geldiğini göreceğiz. Olarak
firmanın saça bakalım şimdi. Normalde tarakta tabii. Özlemiş misin? Bebek gibi değil. Bebek gibi. Evet, kurttuktan sonrasında yine girelim arkadaşlar. Saçı istediğim kadar dağıtıyorum ama yine de form bozuldu. Sağdan soldan çekelim bir saçı. Tarak yok, fön yok. Sadece kurutma. Sadece kuruttuk. Tarak hiçbir şekilde sürünmedi şu an. Şimdi normal, çok fazla yüklenmeden bir fön çekelim. Bir de öyle görelim saçı. Evet, waxımızı sürüyoruz. Artık normal günlük yaşantını görebilirsin. Önceden bu fırçayı çekerken takılıyordu. Şu an takılmıyor. Nasıl? 2000 lira verdim diye söylemiyorum ama gerçekten güzel oldu. Şaka arkadaşlar, benim %50 personel indirimim var. Gayet güzel gözüküyor. Yakışıklısın lan sen. Abi, keratin yaptırınca ama, keratin yaptırmayınca yakışıksız. Abi sana para verince yakışıklıyım gibi geliyor bana ama. Bana para verince yakışıklı oluyorsun, evet. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yani yıkadıktan sonrasında etki nasıl oluyor diye çok merak ediyorum. Yıkadıktan sonrasında gösterdim. Buydu yani. Hile hurda vesaire yok. Yeterli. Niye bugün durduyorsun bu kadar? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmemişseniz beğenmemeyi kanalımın tabiriyle. Evet. Unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kanala abone olmayı. Sen böyle demiyorsun takipçilerine. Ne diyorsun? Bizi çok seviyorum. Ben mi seviyorum? Sevmiyorum. Seviyorum. Niye böyle gibi muhabbeti yapmaya başladın? Gibideki gibisin. Gibiyim. Evet. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.